Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Ya bildiğiniz üzere şu anda Cadılar Bayramı kapsamında Steam'de inanılmaz indirimler var. Kısıtlı bütçesi olup ne alacağını bilemeyen oyuncular için de bir video yapmaya karar verdim. Sizlere tamı tamına 33 tane önerilecek oyun hazırladım ve her birini de kısaca özetlemeye çalıştım. Umarım hazırladığım liste size yardımcı olabilir. Listeye herkesin kütüphanesinde muhakkak olan oyunları olabildiğince koymamaya karar verdim. Zira koysaydım bu video muhtemelen izleyemeyeceğiniz kadar uzun olurdu. Neyse, lafı çok uzatmadan başlayalım. Bastion, 5 Türk Lirası. Hades'in yapımcılarından çıkan, masal gibi hikaye anlatımıyla, izometrik kamerasından oynadığımız bir action RPG. Metacritic puanı 86. Sizi bir 10-15 saat doyuracak kadar da içeriği var. Bu fiyata kaçırmayın derim. The Darkness 2, 9 lira 80 kuruş. Cel Shaded grafiklere sahip, çok sağlam bir hikayesi ve oynanışı olan, sizi mest edecek bir FPS oyunu. 80 Metacritic puanına sahip. Oynadığınızda ben bu oyunu nasıl duymadım dedirtecek size. Celeste, 10 lira 54 kuruş. Platform oyunlarının ulaştığı zirve. Zor ama bir o kadar da eğlenceli. Oynanışı, müzikleri ve grafikleriyle sizi bağımlısı yapacak. 88 Metacritic puanına sahip. Gris, 10 lira 80 kuruş. Sanatsallık anlamında aşmış bir platform oyunu. Oynarken sizi duygulardan duygulara sürükleyecek. 84 Metacritic puanına sahip. Castlevania Lords of Shadow Ultimate Edition, 8 lira 25 kuruş. Bilgisayarınızda oynayabileceğiniz, eski God of War'lara en çok benzeyen ve en iyi oyun bu diyebilirim. 8 lira hiçbir şey bu oyun için. İçeriği de aşırı geniş, minimum 30 saat oyalar sizi. Metacritic puanı 85. This War of Mine, 7 lira 75 kuruş. Frostpunk'ı yapan adamların önceki şaheseri. Side-scroller kamera açısıyla oynadığımız, Bosna Savaşı'na benzer bir settingde sivilleri hayatta tutmaya çalıştığımız bir oyun. Tam bir şaheser. Metacritic puanı 83. Crypt of Necrodancer, 4 lira 80 kuruş. Müziğin ritmine göre karakterimizi hareket ettirmemiz gereken bir roguelike oyunu. Konsept güzel. Günde 45 dakika falan oynamak için çok ideal bir oyun. Keyif alacağınızın garantisini veririm. Metacritic puanı 87. Darkest Dungeon, 9 lira 75 kuruş. Side-scroller kamerasına sahip, roguelike bir zindan oyunu. Maceracı olduğunuz hissini dibine kadar veriyor. Oynanış süresi de inanılmaz derecede fazla. Çok keyifli. Metacritic puanı 84. Spec Ops The Line, 9 lira 80 kuruş. Oyunu merak edenler için değeri bilinmeyen 10 oyunu videomda bahsetmiştim. 10 lira bu oyun için gerçekten de bedava. Alın, oynayın. Metacritic puanı 76. KOTOR ya da Knights of the Old Republic 2, 6 lira 47 kuruş. Star Wars temalı efsanevi RPG oyunu. Dibine kadar Star Wars, dibine kadar RPG. Ne de olsa Fallout serisinin yaratıcısı ve New Vegas'ı yapan Obsidian'ın oyunu. Metacritic puanı 85. To the Moon, 5 lira 40 kuruş. İnanılmaz derecede duygusal bir hikayeye ve anlatıma sahip bağımsız 2D yapım. Size çok özel bir 5 saat yaşatacak. Metacritic puanı 81. Salt and Sanctuary, 6 lira 75 kuruş. Dark Souls'a paranız yetmiyorsa, karşınızda 2 boyutlu Dark Souls. Gerçekten de Dark Souls eğer 2 boyutlu bir oyun olsaydı böyle olurdu. Oyun içerik taşıyor ve fazlasıyla zevkli. Metacritic puanı 84. Sanitarium, 5 lira 40 kuruş. 98 yapımı bir oyun olsa da hikayesi, atmosferi ve oynanışı bugün bile etkileyici. Bu oyun kelimenin tam anlamıyla bir başyapıt. Oynamadıysanız çok şey kaçırıyorsunuz. Alan Wake, 6 lira 25 kuruş. Kontrolü yapan adamların yaptığı TPS korku gerilim oyunu. Çok iyi bir hikayesi var ve bu fiyata rahatlıkla alınır. Metacritic puanı 83. Super Meat Boy, 2 lira 40 kuruş. Platform oyunlarını zirveye taşıyan oyun bu. Sizi müptelası yapacak. Oynanış süresi de fazlasıyla uzun. Metacritic puanı 87. Deus Ex, 1 lira 82 kuruş. Efsanevi serinin efsanevi ilk oyunu. Günümüzdeki çoğu oyundan daha RPG. Dibine kadar RPG. Herhalde bu listedeki oyunlardan alabileceğiniz en iyi fiyat performans bu oyundadır. Metacritic puanı 90. Eski olmasına ise aldırış etmeyin. Deus Ex Human Revolution, 4 lira 49 kuruş. Cyberpunk 2077 hazır ertelenmişken başka bir Cyberpunk RPG'sine ne dersiniz? Hem de daha karanlık olanına. İnanılmaz hikayesi ve oynanışı ile oynamadıysanız yumulun bu oyuna. Metacritic puanı 90. Deus Ex Mankind Divided, 11 lira 24 kuruş. Human Revolution'ın hemen ardından bunu oynayıp hikayeye kaldığı yerden devam edebilirsiniz.
ilki kadar güzel bir oyun. Metacritic puanı 83. Ori and the Blind Forest 7 lira 81 kuruş. Grafikler, oynanış, mekan tasarımları hepsi birinci kalite. Bu platform oyununu duyup da denemediyseniz gerçekten de çok kelepir bir fiyat. Beğenirseniz ikinci oyuna da bakarsınız ki o daha da güzel. Metacritic puanı 90. Hollow Knight 12 TL. Bu iki boyutlu platformer Metroidvania şaheseri her oyuncunun Steam kütüphanesinde bulunmalı. Muhteşem çizimler, muhteşem oynanış, muhteşem challenge'lar, muhteşem hikaye ve dolu dolu içerik. Son 10 yılın en iyi oyunları listesine kafadan giriş yapacak kadar iyi bir oyun. Metacritic puanı ise 87. Katana Zero 16 lira 50 kuruş. Beyin yakan bir hikaye. Harika oynanış. Ve harika müzikler. Hotline Miami'nin side-scroller versiyonu diyebiliriz bu oyun için. Metacritic puanı 83. Sleeping Dogs 13 lira 35 kuruş. Hong Kong'da geçen GTA nasıl olurdu? Cevabı bu oyun. Dövüş sistemi de fazlasıyla keyifli. GTA'dan sıkılanlar için bir 10-15 saatlik kaçış olabilir bu oyun. Metacritic puanı 80. DMC Devil May Cry 15 Türk lirası. Biliyorum, bu oyun Devil May Cry hayranlarının nefret ettiği bir oyun. Fakat 15 lira bu oyuna gönül rahatlığıyla verilir. Hele de Devil May Cry 5 alacak bütçeniz yoksa. Metacritic puanı 85. Planescape Torment 15 lira 50 kuruş. Aşırı derecede felsefi ve detaylı hikayesiyle bir RPG efsanesi. Tüm zamanların en iyi oyunlarından. O kadar büyük ve efsanevi bir oyun ki 2-3 cümleyle özetlediğim için gerçekten şu an kendimden utanıyorum. Oyunun Metacritic puanı ise 91. Ha unutmadan Enhanced Edition'ını alacaksınız. Vampire the Masquerade Bloodlines 24 lira 50 kuruş. RPG oyunu dendiğinde akla ilk gelen 2-3 oyundan birisi. İnanılmaz derinlikte bir lore ve oynanışa sahip. Merak ederseniz kanalda ilk bölüm videosu var. Her ne kadar Metacritic puanı 80 olsa da buna takılmayın. Çünkü oyunun değeri çok sonradan anlaşıldı. Journey 17 lira 50 kuruş. Bu oyunu anlatması fazlasıyla zor. Oyundan ziyade tecrübe diyebiliriz. İzlemesi de oynaması da insanı hem eğlendiriyor hem dinlendiriyor. Aynı zamanda hüzünlendiriyor. Metacritic puanı ise 92. Sakın kaçırmayın derim. Enter the Gungeon 12 Türk lirası. The Binding of Isaac benzeri bir oyun arıyorsanız alacağınız oyun Enter the Gungeon. Roguelike bir bullet hell oyunu ve arkadaşınızla da oynayabiliyorsunuz. Sizi çok uzun süre eğlendirir. Metacritic puanı 83. Fury 12 lira 80 kuruş. Sadece boss kesmekten ibaret, kılıçlı ve silahlı bir oyun. Bossların zayıf noktalarını keşfetmek ve inanılmaz akıcı savaş mekanikleriyle oynamak gerçekten de eğlendiriyor. Shadow of Colossus'tan bu yana böyle bir oyun tasarımı görmemiştim açıkçası. Metacritic puanı ise 76. Divinity Original Sin 2 30 Türk lirası. Sizi onlarca saat oyalayacak, ana senaryoyu 4 arkadaşınızla beraber oynayabileceğiniz, inanılmaz çeşitliliğe sahip gerçek bir RPG oyunu. Bu jenerasyonun en iyi 5 oyunu arasında desem herhalde abartmış sayılmam. Metacritic puanı 93. Bloodstained Ritual of the Night 30 lira 50 kuruş. Castlevania, Symphony of the Night'i yapan adamın yaptığı bir Metroidvania oyunu. Savaş mekanikleri ve oynanış süresi olarak da ederi çok daha fazla bu oyunun 30 liradan. Metacritic puanı 83. Özellikle de eski Castlevania'ların nasıl oyun olduğunu merak ediyorsanız bu oyuna kesinlikle göz atmalısınız. Kingdom Come Deliverance 25 Türk lirası. Olabildiğince gerçekçi ortaçağ temalı bir RPG oyunu. Oyunun yan görevleri pek çok oyunun ana görevlerinden çok daha keyifli. Başları sıksa da oynadıkça eğleneceğinizi garanti edebilirim. Metacritic puanı 76. Frostpunk 17 Türk lirası. Buzul çağında geçen hayatta kalma odaklı şehir kurma oyunu dediğimde ne kadar da ilgi çekici değil mi? Frostpunk gerçekten de son yıllarda çıkan oyunlar arasında en ilgi çekici oyunlardan birisi. Soğuğu iliklerinize kadar hissedeceksiniz. Metacritic puanı 84. Disco Elysium 42 lira 70 kuruş. Son 10 yılın en iyi RPG oyunu. Hatta tüm zamanların en iyi 3 RPG oyunundan birisi. Türkçe yamayı hiç beklemeyin. Gerekirse elinize Türkçe sözlük alın oynayın. Zira o yama hiç gelmeyebilir de. Fakat bu oyunu kaçırmak istemezsiniz. Metacritic puanı 91. Evet, bu videomda sizlere tam 33 adet oyun önerdim. Umarım indirimlerde neler alabileceğiniz konusunda sizlere yardımcı olmuştur. Sizler de yorumlara bu indirimlerde önerdiğiniz oyunları yazabilirseniz videoyu izleyen başkalarına bir nevi yardımcı olmuş olursunuz. Zira muhakkak atladığım oyunlar vardır. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olabilirseniz sevinirim.
Başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.